Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Teşekkürler hocam, sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Neden bahsedeceğiz bugün? Farenjit, sinüzit, aft, ağız içinde yaralar, orta kulak iltihaplanması vesaire. Evet. Yani kulak, burun, boğaz. Kulak, burun, boğaz. Evet. Şimdi kulak, burun, boğaz rahatsızlarına karşı en etkili bitki, birkaç bitki var. Mesela bunlardan birisi Afrika ıtırı. Pelargonium xylioides, Pelargonium reniforme. Bununla ilgili biz çok güzel bir çalışma yaptık. Bakalım nerede bulabilecek miyiz? Evet, ıtır forte. 17. yüzyılda bu bitkiyle ilgili yapılan klinik araştırmalarda Afrika'da vereme karşı kullanılmış. Bronşit, astım, kronik öksürük, kuru öksürük gibi rahatsızlara karşı kullanılmış, etkisi ispat edilmiş. Avrupa'da birçok firma bunun üretiyor ve antibiyotik gibi. Biz de çocuklar hastalandığı zaman Türkiye'de ne yapılıyor? Veriliyor antibiyotikler. Bu da çocukların bağışıklık sistemini çökertiyor, daha çok hastalanmasına sebep oluyor. Oysa ıtır forte veya ıtırdan yapılan damla draje verilse ne olur? 2-3 hafta içerisinde üşütme, grip, nezle, sinüzit, faranjit diye bir rahatsızlık olmaz. Mesela meslek icabı, ses sanatkarları sürekli sesiyle şarkı, türkü söyleyenler, öğretmenler, çok konuşmak zorunda kalan insanlar, imam, sürekli ayet, hadis okumak zorunda olan insanlar da veya siyasetçilerde de çok gözükür. Sunucularda da hocam. Sunucularda. Evet. Ses tellerinde zamanla ne olur? Hafif ısınması, iltihaplanması, kızarması, konuşmada problemler oluşur. Tedavi edilmezse ses gider. Meslek de gider. Bu nedenle birçok cami imamı veyahut da öğretmen veyahut da ses sanatkarları ses tellerindeki problemden dolayı mesleğini yapamamakta, mesleğini bırakmak zorunda kalmakta. Bu tür rahatsızlığı, ses telindeki problemlere karşı ıtır forte. Çok... Hocam bir telefonumuz varmış, hemen alo diyelim isterseniz. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Doktor Bey'le görüşecektim hanımefendi. Buyurun. Alo. Alo, buyurun, dinliyorum. Buyurun. Alo. Buyurun Agah Bey. Şimdi doktor bey, size bir şey soracaktım. Sor, dinliyorum. Doktor bey. Evet. Buyurun, dinliyorum. Telefonu, televizyonunuzun sesi çok yüksek. Evet, onda... televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Ya kaç tane... Doktor Bey'le bir görüşecektim bu konuda. Canlı yayındasınız efendim. Agah Bey, görüşüyorsunuz. Hocam, ben sizi de bir haftadır takip ediyorum. Evet. Bu prostat için bir ayı üzümü diye bir söz konusu oldu. Bunu nasıl kullanılıyor ve nerede bulunuyor diye bunu öğrenmek istiyorum. Mümkün mü? Hayır. Ayı üzümü idrar yolları enfeksiyonuna karşı, prostat büyümesi, prostat iltihaplanması için farklı ürünlerimiz var. La ilahe illallah. Nasıl bulacağız şimdi? bulacağız. Evet. Nerede bulacağız? Zabal forte, prostat büyümesine, yakı otu forte, prostat iltihaplanmasına, yani prostatite karşı kullanılır. Bununla ilgili ürünlerimiz var. Problem değil. Kullandığınız zaman görürsünüz. Peki hocam, bunu nereden alıyoruz? Bunu nereden bulabiliyoruz? Bitkiseltedavi.com. Zaten İbrahim Gökçe'nin telefon numaraları da, bağlantı numaraları da sürekli ekranın altında. Agah Bey, rejiden de arkadaşlarımız daha sonra arıyor değil mi hocam? Evet, prostat büyümesi rahatsızlık, çok ağır bir rahatsızlık. Tedavi edilmezse Allah korusun, yani zamanla kansere de dönüşebilir. Prostat kanseri olan hastaları bile tedavi ettik. Burada elimizde raporlar var. PSA'sı fırlamış. Yapılan biyopsi sonucunda prostat kanseri, prostat büyümesi, prostat iltihaplanması gibi rahatsızları olan kişiyi dahi tedavi ettik. Cüce palmiye meyvesinin ekstraktı. Burada yanım demiş. Bakın şu cüce palmiye, yani Zabal zeruluta Latincesi. Zabal zerulutanın meyvesinin birleşiminde
bir etken madde var. Beta-zitoşterol. Beta-zitoşterol ne yapıyor? Bunun birleşimindeki etken madde prostatın büyümesini azaltıyor. Yavaş yavaş eski formuna dönüştürüyor. Neden için prostat büyüyor? Prostatın içerisinde iki enzim var. Aromataz, reduktaz. Aromataz ve reduktaz isimli enzimler erkeklik hormonunu, testosterolü, kadınlık hormonu estradiola dönüştürür. Prostatın içerisinde kadınlık yani dişilik hormonu artarsa prostat yavaş yavaş büyür. Bunu ameliyatla aldırırsanız prostatı Allah korusun cinsellik gider. Çok çok tehlikeli ameliyat. %85 ameliyat olanların cinselliği gidiyor. Artı gitmese dahi kişi cinsel ilişki sırasında rahatlayamıyor. İşkence gibi geliyor cinsel ilişki ve ilişkiden soğuyor. Bu nedenle prostat ameliyatı olmak öyle söylendiği gibi basit bir şey değil. Hocam hani iyi tekrar, bir şey değil. Tekrar bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, teşekkürler. Buyurun. Ben hocamıza bir şey danışmak istiyorum. Buyurun. Şimdi hocam, öncelikle merhabalar, hoş geldiniz diyorum size de. Buyurun, sağ olun. Benim 3 yaşında bir çocuğum var. Ve benim çocuğumun sürekli geniz etiyle ilgili problemi var. Sürekli boğazda şikayet, sürekli uykuda nefes almama gibi şikayetlerimiz var. Biz haftada bir kere mutlaka hastanedeyiz. Her haftada bir. Şimdi en son götürdüğümüz kullanırsanız daha da kronikleşir, ağırlaşır. Çünkü antibiyotik bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor, bağışıklık sistemi çökertiyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktora gittiğiniz zaman artık doktorlar bitkisel gıda takviyesi veriyor. İlaç vermiyor. Çünkü antibiyotik bağırsaktaki faydalı bakteri yok ederse, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa, zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Kişide çocuk olsun, yetişkin olsun, alerjik hastalıklar ve cilt hastalıklarını tetikliyor. Bu nedenle çocuklara bu tür kimyasal ilaç vermek, onu bilerek veya bilmeyerek zehirlemek demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaçlarından yılda 180 bin kişi ölüyor. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor. Almanya'da 30 bin kişi ölüyor. İstatistik bir veri bu. Türkiye'de muhtemelen istatistik veri yok ama çok ilaç kullandığı için muhtemelen 50 bin kişi ölüyor. Tahmini. Şimdi sayın hocam, sözünüzü kesiyorum. Alo. Buyurun, dinliyorum. Şimdi hocam, benim çocuğumun boğazındaki şikayeti dışında kulaklarında iltihap toplanması var, sıvı var. Ve şimdi en son bakan hocamız bize antibiyotik verdi. Bu antibiyotik bitimi süresinin sonunda çocuğun ameliyat olacağını söyledi kulaklarından. Hayır, bak dolayı. Şimdi ıtır bu forte. Bu ne kadar zararlıdır? Bu 3 yaşındaki çocuğu... Itır forte. Bunun dinliyorum içerisinden size. Bir kapsül açıyorsunuz çocuk küçük olduğu için, bebek olduğu için. Ne yapıyorsunuz? Bundan bir kapsül açıyorsunuz, biraz balla karıştırarak sabah, öğle, akşam birer çay kaşığı veriyorsunuz. Bir, iki, bağışıklık sistemini güçlendirmek için iksir ve aloe vera jel. Günde 3-4 defa bir çay kaşığı veriyorsunuz. Vücudu temizler, arıtır. Orta kulaktaki oluşan iltihaplar yavaş yavaş orta kulaktan boğaza açılan östeki borusu belli bir noktada koni gibi daralır. Daralan noktada iltihap sertleşmişse kemik gibi olur. Boğaza akıntıyı önler. Boğaza akıntı önlenirse ne olur? Sertleşen iltihap kemik gibi siniri, salyangozun içerisindeki siniri sıkıştırır. Bu da ağrı yapar, acı yapar, sız yapar vesaire. Şimdi şöyle bir yağ var. Çay ağacı yağ. Çay ağacı yağından bir damla kulağın arkasına ve içine az bir şey sürdüğünüz zaman östeki borusundaki buradan içeri boğaza açılan kanalı açar, iltihabı. Kemik gibi sertleşen iltihabı eritir. İltihap aktığı zaman boğaza, orta kulak iltihaplanması diye bir problem ortadan kalkar. Benim küçük oğlumda da böyle bir problem vardı yıllar önce. 7 çocuk doktoruna götürdüm, hiçbirisi anlamadı, çözemedi problemi. En sonunda yaşlı bir bayan dedi ki, östeki borusu belli bir noktada daralıyor. Koni gibi buradaki iltihap sertleşiyor. Bundan dolayı kaynaklanıyor. İşte şunu kullandığınız zaman böyle böyle olur. Denedik, gördük ve rahatsızlıktan kurtulduk. Hürmetler, saygılar. Savaş
Bey, çok geçmiş olsun diliyoruz efendim. Bizleri izlemeye devam edin. Daha sonra tekrar değineceğiz hocam o konulara. Evet, evet, bugün farenjit maalesef çok çok yaygın. Söylediğim gibi öğretmen, imam, ses sanatkarları, hacılar, hocalar, çok konuşan siyasetçiler ne oluyor? Ses telleri ve boğazlarında zamanla problem ortaya çıkıyor. Basit viral enfeksiyonlar tedavi edilmediğinde farenjite, basit bir enfeksiyona bakteriler de karışıyor. Zamanla bağırsaktaki mantarlar da farenjite karışırsa ne olur? Kronik farenjit dediğimiz tedavisi imkansız bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Kronik farenjit. Antibiyotik kullandıkça kronik farenjit ağırlaşır. Ne kadar çok antibiyotik kullanırsa kişi rahatsızlığı o kadar kronikleşir, ağırlaşır. Bu nedenle farenjitte asla antibiyotik veya benzeri bir ilaç kullanmamak gerekir. Kullanırsa ne olur? Kişinin hayatı kayar. İlaç kullandıkça farenjitte problem katlanarak artar. Buna karşı her türlü farenjite karşı ıtır forte. Farenjit tedavi edilmezse bademcik, yani tonzilit, bademcik iltihaplanmasına sebep olur. Bademcik iltihaplanması tedavi edilmezse ne olur? Kandaki iltihap kalbe zarar verir. Kandaki iltihap böbreklere zarar verir. Kronik böbrek yetmezliğini tetikler. Ve romatizmayı tetikler. Bademcik iltihap problemi ortaya çıkar. Bademcik rahatsızlığına karşı da forte. Hocam bir telefonumuz var, çok beklettik. Hemen alalım mı? Tabii, buyur. Adı çeyinde getir. Alo. Efendim. Buyurun efendim. İbrahim hocamla görüşecektim. Buyurun. Hocam iyi günler. Hürmetler, buyurun. Hocam ben yüksek bir yerden düştüm. Dolayısıyla ayağım kırıldı. O travmadan bir yüksek bir şeker çıktı. Tedavi sonucu şekerim düştü. Şu anda da ölçtürüyorum. 176 falan o civarda. Her türlü şeker rahatsızlığına karşı... Doktorum bana ilaca devam diyor. Bana şeker için bir çözüm. Şeker, tansiyon, kolesterol için. Şeker, tansiyon, kolesterol hapları düzenli ve sürekli alındığı için böbreklere zarar verir. Kronik böbrek yetmezliğine sebep olur bir, karaciğer yağlamasına sebep olur iki. Sürekli alınan ilaçlar vücuttan atılmıyor ki, buradan al oradan iç gitsin, su gibi değil bu. Aldığınız kimyasal ilaçlar nereye gidiyor? Beyne depolanıyor, hafıza zafiyeti başlar. Kalbe zarar verir, karaciğer yağlanmasına sebep olur, böbrekleri çürütür. Bize gelen kronik böbrek yetmezliğinden dolayı gelen hastaların %98'i, kronik böbrek yetmezliğinden dolayı bize gelen hastalar tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullanmıştır. Bu hapı kullananlar, insanlar sonunda Allah korusun sonu diyaliz, böbrek nakline kadar gider. Bu nedenle kimyasal ilaç çözüm değil. Bu gördüğünüz keçi sedefi forte bizdeki yoncaya benzer. Bu bitkinin birleşiminde guanidin denen bir etken madde var. Buna bitkisel inzülin diyebiliriz. İki Alman doktor, Profesör Doktor Ryan Wein, Profesör Doktor Müller yapmış oldukları araştırmalarda keçi sedefinin hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. En kısa sırada, en kısa yoldan pankreastaki anormalliği ortadan kaldırır, şeker hastalığını ortadan kaldırır. Çok geç kalmadığınız sürece iyileşmeniz mümkün. Yani bazıları günde 60-70 ünite inzülin vuruluyor. Evet. O zaman yani sıkılmış, artık içinde hiçbir damla su kalmamış limon gibi, posa. Ona bir şey yapamayız. Fakat yeni başlamışsa, henüz inzülinine geçilmemiş, problem değil, tedavidir. Evet hocam. Buyurun. Telefonumuz mu var arkadaşlar? Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, buyurun. Ben hocama şunu da açmak istiyorum. Buyurun. Şimdi kuru öksürüğüm var ve hiçbir şekilde ilaç tedavisi denediğim halde geçmiyor. Öksürük nedeniyle gece gündüz yatamıyorum. Sıkıntım bu benim. Ben bununla ilgili bir çözüm istiyorum. Evet, kuru öksürük, bronşit ve astıma karşı dünyada en etkili birkaç bitkiden biri de kekik, ada çayı, biraz önce söylediğim ıtır ve sinirli ot. Bu gördüğünüz kekik forte,
kuru öksürüğe karşı dünyada en etkili bitkilerden biri. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Timus vulgaris şifalı olanı, en etkili olanı bahçe keki. Biz bunun birleşimindeki etken maddeden damıtılarak elde edilen ekstraktından özel bir ürün ürettik. Bunu kullandığınız zaman yavaş yavaş rahatlarsınız. 4-5 haftada bir şeyiniz kalmaz. Eğer tansiyon, kolesterol varsa iksir aloe vera jel de, yani başka bir rahatsızlığınız varsa iksir aloe vera jel de kullanmanız gerekir. Eyüp'ten bir beyefendi gelmişti. 30 yıl sigara kullanmış. Günde 3-4 paket. Ve son 15 yılda gece saat 3'te kuru bir öksürük başlıyor. Vatandaş da kendi uyuyamadığı gibi bütün aile uyuyamıyor. Bana geldiğinde problem değil dedim. 2 hafta sonra öksürükten kurtuldu. 2 hafta. Ama bu sizde farklı olabilir. 6 hafta, 7 hafta veya 8 hafta. Kullandığınızda hiçbir şeyiniz kalmaz. Evet hocam, en son ne konuşuyorduk? Yarım kaldık yine. Ona dönmeden önce yılbaşıyla ilgili bir iki kelime söyleyeyim. Türklerde yılbaşı Nervuz'la başlar. 21 Nervuz. Mart, yani Ocak'ta değil. Türk tarihi milattan önce 16 bin yılına kadar gider. Dünyanın en büyük, en eski medeniyetini atalarımız Orta Asya'da kurmuş. Milattan önce 16 bin yılında. Yani buna göre Türk tarihi 19 bininci yılına giriyor. Bütün dünyadaki medeniyet Türk, Latince, Arapça, Farsça, İbranice, Çince vesaire Sümer yazısından kaynaklanır. Sümerler de Orta Asya'dan göçüp Mezopotamya'ya yerleşmiş bir Türk kavmidir. Bunu Amerikalı arkeologlar belgeledi. Buna göre Hazreti İbrahim Türk. Çünkü Sümerli. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail Türk. Hazreti İsa Türk. Bizim Peygamber Efendimiz de bu soydan geldiğine göre bütün peygamberler Türk soyundan gelir. Türk tarihi 19 bin yıllık bir tarihtir. Sadece Biroybil devleti milattan önce 11. yüzyıldan 11 bin yılından milattan önce 1500 yılına kadar yaşamış. Adria'dan Alaska'ya kadar dünyayı yönetmişler. Dünyayı. En büyük medeniyet Türk medeniyeti. Nevruz 21 Mart'ta başlar ve Türklere ait bir bayramdır. Ergenekon'dan çıkış. Dağı eriterekten, demirci demir döverekten çıkılan bir olaydır. Yani bütün yılbaşı kutlamalar bu bölgede, bu coğrafyada, yani Adria'dan Alaska'ya kadar Nevruz kutlanır. Bu yılbaşıdır. 1 Ocak değildir Türklerde. Sonradan biz de batılılaştığımız için, batı kültürünü aldığımızdan yılbaşı 1 Ocak olmuştur. Yani 1 Ocak aslında Türklere ait bir yılbaşı değildir. Sonradan... Evet hocam. Ağız içinde oluşan aflar, dilde ağız içinde oluşan aflar, diş etinin çekilmesi gibi çok ağır rahatsızlıklar oluyor bazı insanlarda. Bunun sebebi virüs. Buna karşı ada çayı. Ada çayı, ama Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Sadece Salvia officinalis, şifalı ada çayı. Dünyada en kaliteli ada çayı Türkiye'de yetişir. Bu ada çayını maalesef bunun yerine ne kullanılıyor Türkiye'de? Hakiki ada çayı yerine Salvia triloba, Salvia cideridis, yani yüksük ada çayı, loplu ada çayı gibi ada çayları kullanılır. Onların böyle bir etkisi maalesef yok. Şifalı ada çayının biz ada çayı forte diye çok özel bir kapsülü ürettik. Ne yapar? Bademcik iltihaplanmasını, şişmesini önler, temizler, afta iyi gelir. Ağız içindeki yaraları iyileştirir, dildeki yaraları iyileştirir. Diş eti çekilmesini önler. Fakat birleşimindeki tuyon çok etkili bir madde olduğu için kişi 6 haftanı fazla kullanırsa kafasını buzdolabına sokmuş gibi olur. Bu yani üşütür. Vücudun ısı dengelerini hafif etkiler. Bu nedenle hararet düşürücü özelliği var. Güneydoğu Anadolu'da mesela yazın çok sıcak olduğu zaman vatandaşlar, insanlar tamda yatarlar. Evet. Camda yatar ama unutur tabii, uyku halinde. Lavaboya gitmek ister. Lavaboya gidiyorum derken damdan düşer. Ayağı kırılır. Damdan düşmek istemeyenler, evinde yatmak isteyenler ada çayı forte kullanırsa damdan düşmez, ayağına da kırılmaz, bir şey de olmaz. Tabii ölüm vakaları bile oluyor damdan düşer.
Ne oluyor? Bir de bakıyorsun hastaneye oluyor. Ağızda aft, dilde aft, yara, iltihap, diş eti kökünde iltihap, diş eti dibinde oluşan iltihaplar, kanalda, diş kanalında olan iltihaplar ve diş eti çekilmesine karşı ada çayı forte. Kullandığı zaman kişi tertemiz eder. Artı yazın sıcaklar da çok sıcak olduğu zaman harareti önleyici özelliği vardır. Mükemmel bir bitki. Hı hı. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Evet hocam. Evet. Başka bitki? Bu da sinirli ot. Sinirli ot. Sinirli otun da bir sinirli ot fortesi olacak tabii. Sinirli otun özelliği nedir? Ağız kokusu. Pakistan'da tanıdığım bir tanıdığım dostum Kaan isimli. Adamcağız 2 metreden ağzı kokuyor. Onu görenler yanına yaklaşanlar o çok alkol içmişsin diyor. Kaçıyor herkes. Dedim ne oluyor? Ya abi beni alkolik zannediyorlar. Ben abdestli namazlı adamım. Hiç alkol kullanmam ama ağız kokusundan kulak burun boğaz doktoruna gitmiş, diş doktoruna gitmiş, mide doktoruna gitmiş. Yani gastrolojiye hiçbir teşhis konamamış. Ağız kokusundan 2 metre yanına yaklaşılmıyor. Biz ona çok özel bir ürün nedir bu? Sinirlot Forte. Sinirlot Forte ağız kokusuna karşı dünyada en etkili bitkidir. Kullandığı zaman kişi sadece ağız kokusu olmuyor. Bazı insanların ter kokusu, defacet kokusu, idrar kokusu gibi çeşit çeşit kokular var maalesef. Şimdi mesela ben bir televizyon programına gitmiştim. Televizyon programında böyle sırayı bekliyoruz. Biz yani sırası gelen programa çıkıyor. Bir vatandaş programa gitti. Onun yerine bir başkası oturdu. O vatandaşın oturmasıyla birlikte sağında solunda oturanlar kaçtı. Ben de dedim ki ne oldu? Bir şey mi oldu? Yani affedersin arkadaş ayıp bir şey mi yaptı? Yani yerlendi mi? Ne oldu da? Yani kaçtı millet dedim. Yok dediler. Çok acayip bir ter kokusu var. Dayanamadık kaçtık dediler. Yani ter kokusundan adamcağızın oturduğu yerde herkes kaçıyor. Ha, vatandaşı sonra buldum dedim ki pardon kusura bakmayın sizde ter kokusu varmış herhalde. Evet ya çok kötüyüm dedi. Oturduğu yerde insanlar yaklaştığı yerde kaçıyor. Ter kokusu olduğu zaman ne yapar? Tramvaya, trene, uçağa, gemiye, vapura herhangi bir yere binemezsiniz. Çünkü kokudan herkes rahatsız olur. Yani ter kokusu her türlü ağız kokusu, ter kokusu, defacet kokusu vesaire vesaire çeşit çeşit kokular var. Her türlü kokuya karşı sinirlot forte. Kullandığı zaman koku forte ile halleder. Kullanır kullanmaz gidiyor mu yoksa belli bir zamanı mı var bunun? Bir de ağız kokusu için ben karanfil kullanıyorum da ağzımda hani şey. Yok bu ağız basit bir koku değil. Bu basit koku değil. 2 metreden yanına yaklaşamazsınız. Ben mesela Almanya'da bir hastayı ziyaret etmek istedim. Mide kanserinden midesi alınmış. Ziyarete gittik. Tabii ki evde yok ormana gitmiş. Ormanda kızıyla beraber geziyor. Biz aramızda 200 metre var. El salladık. Kızı dedi ki aman abi gelme. Ne var? Ağız kokusundan yanaşamazsın. Midesini almışlar. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde, zehirli gazlar ağzından havaya fışkırıyor. Almanlar, etrafındaki Almanlar oh my god diye o tarafa bu tarafa kaçıyorlar. Lağım patlamış zannediyorlar orada. Biz dedik ki ya bu koku ne? 200 metreden kokuyu biz de almaya başladık. Bu koku ne dedik? Orada bir leş var zannettik. Dedi ki kız aman gelme, aman gelmeyin. Mide alındığı için bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar 200 metreden hissediliyor koku. Böyle bir koku yayıyor. Her türlü koku. Ağız kokusu, ter kokusu, defacet kokusu vesaire vesaire tedavi edilebilir. Sinirlot forte her türlü kokuyu artı bazı insanların derisinde oluşan vitiligo yani ala hastalığına karşı da bu etkilidir. Vitiligo konusunda işlemek istiyorum ben özellikle. Bundan bana çok sorular geliyor çünkü geçen